Aferin Hayri. Arabayı saat 12 itibariyle olay yerine getirmiş bulunuyorsun. Kusura bakma. Dün gece mazotu biraz fazla kaçırmışız Kenan abi. Affedersin abi. Maniteyle falan beraberdik de. Anlarsın be abi, sen de genç adamsın. Genç adamım tabii. Ama ticarethaneyle manita gezdirmiyorum. Abi yanlış anlama. Dün gece arabadan bir miktar köfte mefte kayıntı yaptık da onun parasını takdim edeyim ben. Abi olmaz abi. Ekmek yediğimiz kapıyı eşeklik etmeyiz Kenan abi. Gereksiz alışverişte bulunmayalım Hayri. Anladık, gönül işi. Ama bir daha ticarethaneyi böyle mevzulara karıştırmayın kardeşim. Dün gece ortalığı biraz dağıttık ama sonradan benim manete içeriği mis gibi sildi süpürdü Kenan abi. Yaladı abi. Abi. Kerem. Kaç gibi alo diyeyim sana? İşin durumuna bağlı. Ben seni ararım. Tamam o zaman. Sen bana alo de. Bye. Motorize zamparalığa başlamışsınız. Oğlum siz. Yok be hocam. Ben geldiğimde kimse yoktu. Ezgi Suda tutturdu çay içmeye gidelim diye gittik. Öyle ya. Ezgi Suda bizim devamlı müşterimiz. Hem iş yapıyoruz hem oynaç servisi veriyoruz. Aman be hocam. Topu topu bir çay içmeye gittik diyorum sana. Gözümüz yok. Biz gözümüzü açamıyoruz zaten. Kaptırmışız gönlümüzü bir vefasıza. Ah ulan Sıdıka. Ah. Oyuncak ettin şu kenarı kendine be. Bırak be abi. Bu manita muhabbeti boş muhabbet. Hadi biz işimize bakalım. Bakalım işimize bakmasına da. Hayri. Buyur Kenan abi. Siz önce şöyle bir duş alsanız diyorum. Şöyle boy abdesti falan. Dükkanın bereketi kaçmasın diye söylüyorum oğlum. Hocam, ticarette önemli olan yatırımdır. Bak şimdi biz salamları Eminönü'nden, peçeteleri de Ümraniye'den alıyoruz. Niye? Çünkü orada daha ucuz. Usta tamam da verdiğimiz yol parasıyla aynı fiyata geliyor. Onca yürüdüğümüz yolda cabası yani. Merhaba bayan. Yürüyeceğiz kardeşim, yürüyeceğiz. Ticarette zahmetten kaçmayacaksın. Alo. Teyzeciğim, siz kızınızın durumunun farkında mısınız? Sıdıka bambaşka biri olmuş adeta. Biliyoruz yavrum. Kendi elimizle saldık biz. Sen kimsin çocuğum? Bak kötü bir şey yapma yavrum, tamam mı? O tertemiz bir aile kızıdır. Bir şey yapmam teyze. Ben onun dünya ahiret şeysiyim bir yerde. O benim helalim sayılır. Ben bir dost olarak uyarmak istedim sadece. Kim? Kimsin yavrum, ne helali? Ha? Ay kız gidiyor elden. Zekeriya, bu kız çok kötü işler karıştırıyor anacığım. Ha, başımıza büyük iş açtı bu sucuk. Sucuk mu istediniz? Alo, sucuk mu istediniz anlamadım. Ay o lanetli sucuk be. Allah belasını versin bu sucuğun ya. Tabii canım, ben sizin damadınız sayılırım. Hemen attırayım ocağa. Aman iyi. O zaman torun yapacağını heykel yapsın sana. Tablo çizsin, opera şey. Yok kardeşim, burada kimse sucuk falan istemedi ya. Safiye teyze, Safiye teyze, siz bana bugün telefonda bizzat sucuk sipariş etmiştiniz. Ben de baş başa yiyelim diye anca getirdim sucukları. Araba aşağıda. Yani bir emriniz olursa diyorum, hemen hazırlatıvereyim. Niye öyle bakıyorsunuz? Siz sucuk sipariş etmemiş miydiniz? Ay ben yanlış anladım. Samim. Hı? Aile meclisi kararını uygula çocuğum. Törene sahip çık. Zekeriya. Tamam baba. Ben Şimşir. Sen gecenin bu geç saatinde genç bir kızın evine gelip sucuk servisi yapmaya utanmıyor musun lan sen? Ha? 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 Hı? 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 Hı?